cilt rahatsızlıkları spor yapanlarda biraz daha fazla görülebilmekte. Günde bir sporcu birden fazla nemlendirici kullanma alışkanlığını edinirse bu cilt kuruluğu problemiyle çok da karşılaşmayacaktır. Aslında cilt ile ilgili bütün problemleri, rahatsızlıkları tüm toplumda çok sık olarak görmekteyiz. İster amatörce spor yapın, ister profesyonelce spor yapın, cilt rahatsızlıkları spor yapanlarda biraz daha fazla görülebilmekte. Bulundukları fiziki koşullar, yaptıkları antrenmanlar, paylaştıkları salonlar, bunların hepsi ciltle ilgili bir takım rahatsızlıkların ortaya çıkışına zemin hazırlamakta. Her antrenman sonrası duş alan bir kişide cilt kuruluğu kaçınılmazdır ve cilt kuruluğuna bağlı olarak cilt bariyerinin bozulması, çok fazla kaşıntı probleminin yaşanması da bunun bir getirisi olarak karşımıza çıkacaktır. Yalın ayak spor yapan, bu bir tekvando olabilir, judo olabilir, aynı zemine, aynı platformu yalın ayak paylaştıkları bir soyunma odasında dahi bir viral, bakteriyel veya mantar hastalığını çok rahat bir sporcu kapabilir. Bir ayak mantarı problemini diğer bireylerden biraz daha fazla görmekteyiz. Hem duş hem banyo yapıldıktan sonra ortamın nemli kalması, ayakların nemli kalması, buna bir zemin hazırlamakta. Güreş sporunda da sıkı temasa bağlı olarak bir herpes, halk arasında uçuk denilen virüsü kapmamız, bir pox virüsü kapmanız çok daha sıklıkla meydana gelebilecek bir problemdir. Travmalar sonucunda deri kalınlaşmaları çok daha fazla olur ki halk arasında buna nasır denilir. Bir ritmik jimnastikle uğraşan kişinin ayak parmaklarında nasır veya ayak tabanında nasır görmeniz olasıdır çünkü travmaya bağlı olarak. Günde bir sporcu birden fazla nemlendirici kullanma alışkanlığını edinirse bu cilt kuruluğu problemiyle çok da karşılaşmayacaktır. Bulunduğu ortamda kendi terliğini, kendi malzemesini kullanması, yerden zeminden alacağı bir sihir virüsünü almamasını sağlayacaktır. Sihir virüsüne sahip bir bireyin başkasına bir sihir virüsünü taşıyacağını bile bile yalın ayak gezmesi doğru bir davranış şekli değildir. Karşıdaki kişinin savunma sistemi iyiyse çoğu zaman karşılaştığı bir virüse karşı bağışıklığının yüksek olması nedeniyle bu problemi yaşamayacaktır. Ama ya değilse toplumun diğer fertlerine bulaştırmış olacak. Öncelikle kişinin problemini dinliyoruz. Diyelim ki cilt kuruluğu var. O zaman diyoruz ki mümkünse az banyo yapabiliyor musun? Sporcu hayır yapamıyorum antrenmanlarım her gün diyorsa o zaman nemlendirici öneriyoruz. Veya bir ayak mantarı var. Diyoruz ki lütfen bu 15 gün boyunca size vereceğimiz mantara yönelik kremleri veya mantara yönelik hapları lütfen düzgünce kullanın. Yani o süreç geçti mi? Biz tam anlamıyla temizlendik mi? Şu anda bu sporu yaparsak başka bir insana bulaştırma ihtimalimiz var mı? Bunu doktordan teyit edilmesi lazım. Genelde de dikkat ederseniz yüzme havuzlarına başlamadan önce sizden şöyle bir ibare isterler. Lütfen bu kişinin herhangi bir cilt problemi olmadığı öncesinde belirtesin. Çünkü başta bir problemin olmadığını görmek daha koruyucu bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Mevcut bir rahatsızlığı olup bu mevcut rahatsızlığının sporla daha aktif olduğu, daha şiddetli seyredebileceği tablolar da var. Mesela bir kişinin egzaması olduğunu biliyorsanız, çok da dikkat etmeyerek alerjik ürünleri spor sahası malzemesi içerisinde kullanıyorsa ne olacaktır? Programı daha da katlanarak karşımıza gelecektir. O zaman kullandığı malzemenin uygunluğunu düşünüyoruz. Malzeme değiştirip değiştiremeyeceğini o sporcunun buna yönlendirebiliyoruz. Doktorlar arasında köbnerizasyon denilen bir ifade var. Yani travmaya uğrayan alanlarda belli cilt lezyonlarının meydana gelmesi. Mesela bu bir sedef hastalığında vardır. Mesela bir boksla uğraşıyordur. Travmaya aldığı bölümlerde de benzer lezyon gelişebilir. Amatör tarzda sporla uğraşan kişilerde bir takım gıda takviyelerini doktora danışmadan aldıklarını görüyoruz. Daha kaslı görünebilmek, fiziki olarak daha değişik görünebilmek için aldıkları bu uygunsuz protein tozlarına son vermeleri, herhangi bir ilaç kapsamında ürünü tüketmemeleri öneriyorum. Çünkü bunlar da ilerleyen dönemlerde ne yazık ki çok dirençli vakaların ve hatta hastaneye yatması gereken tabloların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.